Peugeot Pulsion ile beraberiz. Tabii Fransızcasını ben direkt okuyamıyorum. Bu Ares versiyonu, bu da düz versiyonu. Şimdi aralarındaki farkları da anlatacağım. İkisi de 125 cc ve 14.5 beygir güce sahipler. Şimdi bir, bak buradaki kadranı görüyor musunuz? Devir ve hız göstergesi birbirlerine doğru yaklaşarak çalışıyor. Bu otomobilcilikten gelen bir şeyleriymiş bu arkadaşların. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Ekrana dijital bir ekran var. Şöyle hemen bir sol yapayım. Ekran çok güzel. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Navigasyonu beraber kullanabiliyorsunuz. Her şeyi görebiliyorsunuz ekrandan. Bakın şimdi demo menüsü de devam ediyor bir yandan. Telefonunuza gelen mesajları görebiliyorsunuz falan. Bayağı bu ekrana uğraşmışlar. Bu da tabii Peugeot'un otomobilcilikten gelen bilgisinin bir yansıması. Ayrıca burada burayı kontrol edebileceğiniz bir şey de var. Şimdi bu prototip olduğu için bunu öylesine yerleştirmişler. Öyle söyle bana. Çalışmıyor yani bu. Buradan kontrol edeceksiniz. Bu da BMW GS'te anlatmıştık hani hatırlıyorsanız. Şuradan şöyle pıt 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 kontrol ediyoruz menüyü diye. Onu buna getirmişler. Hoş, güzel. 120 cc'ye lüks getirme amaçlanmış. Bagaj açılıyor mu? Bagaj kilitli. Ama bir dakika. Yes. Açamadım. Yapacak bir şey yok. Depo ortada. Ağırlık dengesi aşağıya çekilmiş, su soğutmalı. Ares versiyonunda bakın şu ayaklıklar da farklı. Artı burası böyle daha spor. Burada ortada koruma var şeyde, gidonda. Şöyle görebilirsiniz. Arkaya geldiğimizde de çok geldik. 508'de aynı teknolojide olan LED stoplar var. Farlar da yine aynı şekilde 508'de aynı. Rengi de yine Peugeot'un otomobillerinde kullanılan renk olacak. Bunun bir de 400'lüğü gelecekmiş. O da Metropolis'te olan motoru kullanacak. Şimdi arkaya doğru bakıyoruz. Burada plakalık biraz daha uzun. Aşağıda bir hugger da yok. Buna geldiğimizde, Ares versiyonu geldiğimizde burada gördüğünüz gibi plakalık biraz daha kısa. Bir de hugger'ımız var. Yani bu versiyon biraz daha spor. Artı hemen şöyle döneceğim. Şöyle döneyim. İkisinde de anahtarsız çalıştırma var. Yani olabilen bütün lüksü koymuşlar. Ve Ares versiyonunda ön cam, finalize edeyim artık ufak ufak bitireyim. Ön cam siyah, biraz daha kısa spor. Bunda biraz daha uzun ve beyaz bir cam var. Yani ön tasarım biraz daha iyi bir hale getirilebilir mi? Evet, ben yani şu tasarımın ön kısmını beğenmedim sadece. Arkası gerçekten çok güzel. LED farlar var bu arada. Arka gerçekten çok güzel ama ön tarafı çok beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim, biraz daha iyi olabilirdi. Ares'in de mavi beyazı var biliyorsunuz, Fransız bayrağı renkleri, adamların milliyetçilik damarları. Bir de koyu gri ve açık gri renkleri var. Ya umarım Türkiye'ye gelir. 14.6 beygir. Güzel gider diye tahmin ediyorum. Çünkü Speed Fight'ta da vardı buna benzer bir motor ve gaz tepkileri gayet güzeldi. Ben çok beğenmiştim Speed Fight'ı. Peugeot Pulsion böyleydi. Bu Allure versiyonu, bu da Ares versiyonu. Güzel iki scooter. Umarım Türkiye'ye gelir. 400'lüklerinde merakla bekliyoruz. Bunlar da prototip bu arada. 2019'un ilk çeyreğinde çıkar diyorlar. 2019'un sonunda da 400'lükleri gelecek. Görüşürüz.